Teşekkür ederim, hayırlı işler. İyi günler. Alo. Hallettim efendim. Dediğiniz gibi yaptım. Nilgün Hanım üzerinden ilerledim ki Serra bir sürü soru sorup olmaz demesin. Bağladım yeni makinelerini. Sigortayı da değiştirdim. Hepsi için 500 lira istedim. Daha aşağısı olmazdı zaten. Serra şüphelenirdi. Olur efendim, hallederim. Selamun aleyküm. Hayırdır? Buyur kardeşim. Niye hiç? Öyle bir hayırlı olsun dediydim de. Varsa bir çay içeriz. Benim işim var şimdi. Bir müşteriye tamire gideceğim. Maşallah. İlk günden işler yığılmış ha. İyi iyi. Allah bereket versin. Eyvallah. Ne haber lan Bülbül? Ya ve ne yapayım, yeşillik parlatıyor. Oo, bakıyorum da mahallenin genç kuşak iş adamları da burada. Ne o kız? Yerde para mı buldun ha? Ağzın kulaklarında. İş buldum lan, iş buldum. Ve karşınızda Kuzey Üniversitesi'nin kafesinin garsonu duruyor. Ulan ben de bir şey sandıydım ha. Garsonluk işiymiş. Allah Allah. Laf eden de üç kağıtçı otoparkçı. Doğru konuş kız. Nazlım, hayırlı olsun. Sağ ol Bülbül'üm. Bu Kuzey dediğin Serra'nın üniversitesi değil mi? Aynen o. Vallahi siz kendi küçük dünyanıza takılmaya devam edin. Serra oldu başını gidiyor. Bir sevgilisi var ki okulda el ele, göz göze Allah hayatını yaşıyor. Selim. Ne haber? Neydik, yoktun? Evet, telefondaydım. Şu staj işini konuşuyordum da. Sorma ya. Benim de onu bir an önce halletmem lazım. Ne diyorum sana? Gel birlikte gidelim Londra'ya. Bakarız birazcık ya. Ay aklıma geldi. En son birlikte gittiğimizde olanları hatırlar mısın? Başımıza gelmeyen kalmamıştı. Ay aman aman aman, kimse duymasın vallahi, rezil olurum. Yok yok, merak etme. Ben bir şey duydum. Serra ile alakalı. Evet. Bir itirazın mı var? Ya. Hayırlı olsun diyecektim. Gönül bu Selim. Otoda konar. Neyse. Yani şimdi bu senin laf halin mi oluyor? Ne yapayım? Huyum kurusun. Tutamıyorum kendimi. Neyse. Umarım en yakın arkadaşını karşına alacak kadar iyi bir insandır Serra. Değer. Biricik kusura bakmazsan gitmeden sevgilimi yakalamam lazım. Selim. Selim. Serra. Ya her yerde seni aradım. Ortalıktan kayboldun. Telefonlara falan da bakmıyorsun. Duymamışım. Çantamdaydı. Ders çalışıyorduk da biz. Öyle hiç bakmak gelmedi aklıma yani. Anladım. Dersler, okul, notlar önceliğim.
vakit kalırsa ara sıra seninle de ilgilenirim diyorsun, öyle mi? Öyle diyorum. Burslu bir öğrenciyim ben. Bursumu kaybedersem ailemin beni okutacak bir okulu yok. Anladım da bir şey mi oldu? Sen kızgın mısın bana? Yok. Ne alakası var canım? Bu tavır ne o zaman? Dersin yok mu senin? Var Serra, evet var. İyi dersler o zaman. Benim bu servisi kaçırmamam gerekiyor. İşimiz var bizim bu kızla. Anneciğim ben geldim. Hı, gel kuzum gel. Gel. Anıların en vefak yarı bir nasıldın benim. Kız dur boğdun kız. Geç. Beni. Müjdemi isterim. Deme. Dedim bile. Vallahi mi aldılar mı kız seni işe? Vallahi müdür seni kaçıramayız dedi. Böyle bulunma sint kumaşı ayağımıza kadar gelmiş. Çok şanslıyız dedi. Serra. Vallahi Allah ondan razı olsun. Görüyor musun? Onun sayesinde iş sahibi oldum be yavrum be. Anne kendi sayemde iş sahibi oldum. Serra sadece aracı oldu. Bir kere daha aferin kızım de be. Bir kere ya. Bir kere ya. Sevgili Mustafa'yı da halletmişler her şeyi. Aa çok sevindim. Ya o duvarı benim istediğim gibi yapmışlar mı? Her şeyi senin istediğin gibi yapmışlar. Kaçarın yok. Merhaba. Rahatsız ediyor muyum? Aşk olsun Asena, burası senin evin, ne rahatsızlığı. Sizi böyle çifte konular gibi görünce acaba özel bir şey mi konuşuyorsunuz diye düşündüm de o yüzden rahatsız etmeyeyim dedim. Peki ne karar verdiniz? Gidiyor musunuz, kalıyor musunuz? Gidiyoruz. Hatta toparlanmaya başladık bile değil mi sevgilim? Yani tabii bu işi babamı gücendirmeden yaparsak harika olur. Onur, neydi hani kız çocuklarının babaya duydukları aşırı düşkünlük, hayranlık ki? Adı vardı o kompleksin. Elektra kompleksi. Aa, İhsan da geldi. Karşılayayım. Nilcim, babiş konu karşılamaya gelmek ister misin? Ne espri yaptım ama. Ay. İşte bu yüzden artık evimize gidelim diyorum sevgilim. Anlıyor musun beni? Tamam hayatım. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Sevgilim. Gerçekten dayanamayacağım artık bu ikiyüzlülüğe. Sıkma canını. Bakın kim geldi. Babacığım hoş geldin. Ne haber prenses? İyiyim. Merhaba Onur. Hoş geldiniz İhsan Bey. Sevgilim sen üstünü değiştirinceye kadar sofra hazır olmuş olur. Biz de oturur yerimizi alırız. Üstümü değiştirip çıkmam lazım. Ben maalesef yemekte yokum. Aa yok musun yemekte, niye? Ya bizim şu Fransızlar var ya, Mikel de Holding. Hı. Yolda sekreterim hatırlattı. Onlarla yemeğe çıkmam lazım. Afiyet olsun. Sağ ol babacığım. Hayatımızda baş başa yiyelim o zaman. Olur, dışarı mı çıksak? Olur. Beraber yiyelim. Ben de geleyim mi? Ya da evde yiyelim ya. Olur. Anne bak çok eminsin değil mi 500 lira dediğine? Sonra ödeyemeyeceğimiz bir meblağ çıkarmasın karşımıza. Ay Sera iyice aptal yaptın beni. Kızım eminim tabii ki. Niye yanlış anlayayım? Adamın kendi elleriyle yaptığı hesap kendi el yazısıyla bak sehpanın üstüne duruyor. İnanmıyorsa ona bak. Anneciğim içerideki yepyeni bir çamaşır makinesi. İkinci el falan değil ki. Ay Sera ne kadar bayılıyorsun böyle olayları büyütmeye. Kızım hayatta bazen şans insanın yüzüne güler. Ayağına hiç beklemediği fırsatlar gelir. Böyle kuşkucu, kuruntulu olmak hiç iyi bir şey değil kızım. Tamam ya kızma. Hayır yani iyi, olumlu yanından bak.
İyi düşün. Şans ayağımıza geldi de. Böyle ayağına gelen fırsatları tepmek, gurur yüzünden tepmek salaklıktan başka bir şey değil. Söyleyeyim. Haklısın canım. Ben abartıyorum bazen. Ha şöyle. Üç vakte kadar gönlüne göre bir sevgili de buldurabilirsen o şans. Hı? Yeter ki inan. Böyle devam et. Geldikçe haber ver. Tamam. Lampire. Oğlum öldük lan acımızdan. 40 saatte bir parça iki parça et koyamadın lan önümüze. Abi anlamadım ki ben bugün bu eti ya. Geç pişiyor bayağı da. Şimdi sana nar gibi kızarmış tabak yapıyorum. Aman. Oğlum benim alnımdaki LED ekranda aptal mı yazıyor lan? He? Yok abi o nasıl laf ya? Estağfurullah. Ulan daha estağfurullah demeyi bilmiyorsun lan. Gelecek. Senin bir şekerin düştü abi ya. Şunun tadına bir bak. Lampire, oğlum bak canım burnumda zaten. Bir de sen beni açıklasın ama. Vallahi keserim o dilini atarım ızgaraya. Ne oldu abi, niye gerildin ya? Oğlum sahipli bir kız için çok fazla rikse girdik lan salak gibi. Riks derken abi? Oğlum Serra Hanım uğruna biz korkutmadık mı bu titreyi, ha? Evet abi, sen dedin yengen olur dedin. Etrafında ne kadar çar çakal varsa temizleyelim dedin. Dedim mi lan ben bunu harbiden? Tüh, ulan kafama ya. Abi yengemiz artık yengemiz olmayacak mı? Oğlum yenge deyip durma lan şu zibidi düşkünü kıza. E ne diyeyim? Deme, hiçbir şey deme de. Ben diyorum yine gideyim yarın takıldığı şu serseriye bir bakayım diyorum ya. Sen bilirsin. Geleyim ben de. Yok ben tek giderim. Hoş geldin. Alo. Küs müyüz hala? Yok, o nereden çıktı? Serra, okulda en son konuştuğumuzda buzlar kraliçesi kıvamındaydın. Selim, siz neden Biricik'le o kadar samimiyesiniz? Ha, senin neye takıldığın belli oldu. Tamam, okey. Ne okey ya, ne okey? Kıskanılıyorum sanırım. Yani bu iyi bir şey bence. Abartma istersen. Ya tamam, cevap veriyorum. Biricik benim ilkokul arkadaşım. Okuldan arkadaşım falan filan. Yani zaman zaman böyle yakın tavırlar sergileyebiliyor ama inan ötesi bir durum yok. İyi tamam. Anladım ben anlayacağımı. Uzatmaya gerek yok. Barıştık mı yani? Küsmemiştik ki Burçal. Sen...
Sera. Efendim? Keşke şu anda yanımda olsaydın. Abi. Vallahi kusura bakmayacağım Pire kardeş. Ben kendini kurtarmak için seni feda etmek zorunda kaldım. Nasıl yani abi? Vallahi müdürüm benim bir suçum yok dedim. Bizim geri zekalı kendince trafik canavarı olmaya karar vermiş. Gitmiş o oğlanın arabasını yoldan çıkartmış dedim. Ben? Ya sen, biz beraber sen demedin mi git diyor. Abi ne demek öyle diyor. Adam sen öyle söylüyorsun ya ha? Allah oğlum. Sen de iyice öttek çıktın lan. Bundan sonra sana sabahları yürek yedireceğim. Belki bir işe yarar. Ya ne yüreği, ne böbreği? Sen ne diyorsun? Ne dediler sana orada ya? Ha? Lan oğlum bizim eski köpek yarışı yaptırdığımız yer yok mu? Var. Köpek var abi. Ha, den. Heh, orayla ilgili bir şikayet olmuş. Ben de komiserim devrettim dedim. Bizim öyle pis işlerle işimiz falan olmaz dedim. Ha o benim o bizim o kaza öyle bir alakası yok yani. Lan yok oğlum yok. Rahatla lan. Ben rahatım canım sen. Kendine bak. Boş muhabbete çağırdılar bizi. Karakolda bir gecemiz geçti. Sen niye böyle kendini garip garip işlere sokuyorsun ki zaten? Ben hiç anlamadım abi. Sonra ara, Salih benim başım derde geldi. Salih beni kurtar. Salih'in de başka işi gücü yok zaten. Geri zekalı bir çocuk ya. Bulimiya böyle bir hastalık. Yine başladın değil mi? Ama eskisi kadar yoğun değil. Yoğun değil derken? Yani evet. Yiyip yiyip kusuyorum ama çok sık değil. Son zamanlarda yeniden kusmana sebep olabilecek, duygu durumunu tetikleyecek herhangi bir olay yaşadın mı? Hani daha önce geldiğimde beğenir meme, onaylanmama korkusu falan gibi şeyler söylemiştiniz ya. Hatırladınız değil mi? Evet. Onları bu ara yenisi eklendi. Yetersizlik. Yeterince akıllı, yeterince başarılı, yeterince güzel, yeterince sevilesi biri olmadığımı düşünüyorum. (Gülüyor)
Günaydın canım. Günaydın canım. Aa, hayrola? Gece iyi saatte olsunlar mı uğradı? Yo. Annemin sözünü dinliyorum. Kanlı baykuş olmaktan vazgeçiyorum. Şöyle. Aferin benim kızıma. Bitmeyen aşkta yine yeniden. Selim Kutlusay bunu hep yapıyor. Selim Kutlusay'ın vazgeçemediği biricik sevgilisi. Selim Kutlusay bunu hep yapıyor. Oo Selim'cim, gece hayatına damganı bulmuşsun yine. Magazin basını sen ve Biricik'ten bahsediyor. Bir bakabilir miyim? Yine adımız magazinlere düşmüş sayende. Allah kahretsin. Yalnız gece gece bardan çıkıp alkollü direksiyon başına geçmek de... Yani iyi cesaret Selim'ciğim, nasıl yapıyorsun bunu? Sakın bana alkollü araba kullandığını söyleme, gebertirim seni. İçmedim baba, ağzıma bile sürmedim. Biricik sarhoş olmuştu, onu toparladım sadece. Yani fotoğraflardan pek öyle anlaşılmıyor ama... Göster bakayım şunu. Sen içmiyorum dediysen içmemişsindir. İçmedim diyor zaten babacığım. İçmedim baba. Okula yetişmem lazım. Afiyet olsun size. Sen de bakmak ister misin? Çık. Kutlusay'ın biricik sevgilisi. Bitmeyen aşkta yine yeniden. Biricik yazmışlar değil mi? Çok güzel. Ya Selim, ne ara Serra'yı bıraktı da sana döndü? Ben artık takip edemiyorum ya. Saldım bu mevzuyu. Tatlısı, siz çok büyüttünüz bu kızı gözünüzde. Çok. Kızın elindeki benim termos değil mi? Vallahi o. Galiba evet. Ben bakacağım. İki gündür olaylardan paralize olduk. Kız hala termos peşinde. Kafa yiyeceğim ya. Pardon. Termosu nereden buldun acaba? Otoparkta buldum. Ya kimsenin olmadığını görünce de aldım. Yoksa senin mi? Evet, benimdi. Dudağımda uçuk yok. İstersen geri alabilirsin ha. Yok, kalsın. Güle güle kullan. Otoparkta buldum. Sahipsiz diye aldım diyor. Ay bir de demez mi? Uçuğum yok, al kullan. Pis. Ay. Ha, bu arada senin bir fake hesabın vardı madam sekreteri diye. Ne oldu ona? Ay, ne gömerdik orada insanları, hatırlıyor musunuz? Evet ya, o vardı değil mi? Ama hacklendi hatırlıyorsanız. Nasıl ya? Ben sen geri aldın diye hatırlıyorum onu. Yanlış mı hatırlıyorum? Yok be, onunla mı uğraşacağım Allah Allah? Niye alayım? Yalnız var ya, bu hesap kimin eline geçtiyse öyle şeyler paylaşıyor ki takipçi sayısı uçtu gitti, ben o kadar söyleyeyim size. Uf. Hadi ya. Tamam. Bakayım kaç olmuş? Baksana. Çok iyi. Çok iyi.
okudun herhalde haberleri. Bak, onların tek bir kelimesi bile doğru değil. Tamam, bana açıklama yapmak zorunda falan değilsin ki sen. Bir kere öptün, iki kere evime bıraktın falan diye sevgili olmadık herhalde. Rahat ol yani. Ben rahatım da sen biraz gerginsin Sarı. Ben mi? Hı. Yani ben seni önemsemeseydim, sana değer vermeseydim, bana der geçerdim. Hadi ya, öyle mi? Sara, bu aramızda olanlar nereye yürür? Devam eder mi, başlamadan biter mi ben de bilmiyorum. Bir yere yürüyeceği falan yok. Öyle ufak bir heyecandı sadece. Ufak bir heyecandı derken? Yani. Biliyorum. Tamam, biliyorum, her şeyin daha çok başındayız. Yani büyük laflar etmek için ya da büyük anlamlar yüklemek için çok erken. Ama... Ama ben... Ama sen... Ben senden çok etkileniyorum. Keşke sen de bize ve yaşananlara bir şans versin. Satış yaptığın öğrencilere canım, anam, kankan gibi sıfatlarla hitap etmiyorsun, anlaştık mı? Niye ki? Çünkü onlar müşteri, biz de çalışan. Ya müdürüm, şu kepi çıkarsak vallahi daha güzel olacak, ne olur. Dediğimi unutma, hadi işinin başına hadi. Derse daha var değil mi? Hı. Var, var da. Eda. Eda. Selam kızlar. Selam. Serra'yı tanıştırmama gerek yok herhalde. Herkes tanıyor. Günaydın, merhaba. Günaydın. Günaydın. Biricik, çıkan haberleri gördün mü? Hangi haberler? Hangi haberler olacak? Dün gece mekandan çıkarken bizi çektikleri fotoğrafların haberi. Yani yazmışlar bir şeyler de incelemedim. Evet, önemli bir şey değil zaten. Yalan dolan laflar. Öyle mi? Ha, öyle. Allah'tan senin mekandan çıkarken böyle zil zurna sarhoş olduğunu, benim de seni mekandan zorla çıkardığımı yazmamışlar. Allah'tan. Şey, ben içeri gideceğim, bir şeyler alacağım. Ne istersin? Ne alayım sana? Kahve olur. Şey, kahvaltı falan ettin mi? Etmedim ama aç değilim. Kahve yeterli. Tamam, hemen geliyorum ben. Ben de geleyim. Nazım'ın ilk iş günü, merhaba derim. Olur. Elif'ciğim dur bir dakika, arabadan iniyorum. Ay hayatım, ben de seni çok özledim.
Özlemez olur muyum? Ne kadar uzun zaman oldu birbirimizi görmeyeli. Haklısın. Haklısın hayatım da işte. Hadiyince gelinmiyor ki Sidney'e. Ay keşke sen gelebilsen. Aa İdil Hanım. Ha. Tamam. Tamam Elif'ciğim. Tamam canım. Tamam ben organize etmeye çalışacağım. Hı-hı. Ben şimdi kapatıyorum. Sonra konuşuruz tamam canım. Hadi hadi bay bay. Bay bay. Ne haber Binnaz? İyi İdil Hanım sizi gördüm daha iyi oldum. Ne bu surat? İnsan misafirini böyle mi karşılar? Hoş geldin İdil'cim. Lütfetti patronum Binnaz. Ya tamam Elif'in adını bile duymaya tahammül edemiyorsun da kız son dakika aradı yani açmadan edemedim. Sen de biraz fazla abartmıyor musun? Hiç de abartmıyorum İdil'cim. Sen de kusura bakma da böyle biraz inadına yapar gibi yani. Ya aşk olsun ya. Of, affedersin. Arkadaşım. İyi tamam. Geçin geçin buyurun şöyle. Ay yok yok geçmiyorum. Çünkü biz dışarı çıkıyoruz. Hadi git hazırlan bakalım. Allah Allah nereye gidiyoruz? Ya Bebek'te çok güzel bir restoran açıldı. Yemekleri harika bayılacaksın. Ay yok istemem ben öyle bebek falan. Şöyle salaş rahat bir yere gidelim. Ya hep gidiyoruz salaş yerlere. Hadi yürü git git. Hadi. Hadi hadi hadi. Ay bir de nazlanıyor. Şşş İdil ya. ben de size bir kahve yapayım. Hadi yap özledim senin kahveni. Ay. Ayşe Çoban, varoşun dilberi seni. Salak adam ve yetinmeyeceğini tahmin etmiştim zaten. Çok teşekkür ederim. Helal olsun. Paranı hak ediyorsun. Takibe devam. Ne şanslıyım ya. İçiyor mu Binnaz? Yok yok. İçmiyor. Pek iyi bu aralar. Ha, iyi. Olmuş mu? Olmaz mı? Olmuş tabii. Çuval giyse yakışır benim arkadaşıma. Diyor anne demezsin. Zaten olmamış desen de bir ikinci alternatif yok vallahi dolapta. Kızım kaç defa söyledim sana alışverişe çıkalım diye. Dinlemiyorsun ki. Ya Binnaz şu benim zincirli çantam yok mu? Bulamadım onu bir bakıver hadi. Ben şimdi bulurum. Şöyle biraz ruj mu sürsek? Ay İdil ya bitmiyor. Selim'i elimle nasıl tutacağımı ben bilirim. Ver. Ne yapıyorsun sen?
nasıl elleriyle her yere dokunmuş ya. Ay, müziği de açmış sonuna kadar. Ya bak vallahi benim kötü bir niyetim yok. Ben arabayı yanaştırıyordum. Ne kötü bir niyetin yoktu ya? Sen kimsin? Sen kimsin? Ne işin var benim arabamda? Ya öyle meraktan mı baktım? Vallahi özür dilerim, tamam. Ya tamam, hadi uzatma, git git. Tamam, gidiyorum. Yürü, bir daha arabamın yanında görmeyeyim seni. Nedir ya? Bir dakika, bir dakika, dur. Neydi senin adın? Ne oldu? Şikayet mi edeceksin? Bak yapma, gözünü seveyim. Zaten yeni başladım ben. Sus be, sus. Şikayet falan etmeyeceğim. İstediğimi yaparsan şikayet etmem. Anladın mı? Duymuyor. Duymuyor musun? Anladın mı diyorum? Ya anladım, tamam da ne yapacağım? Yemekhanenin yemekleri bazen çok fena dokunuyor. Sana da oluyor mu? Ucuz yağ kullanıyorlar, ondandır. Bir dahaki sefere sen daha hafif yemekler tercih et ama. Bir dahakine sosyete kafesinden kinoa, avokado salatasıyla kereviz suyu sipariş edeyim bence. Seninki geliyor. Selam, ne haber kızlar? Sağ ol, iyi. İyilik senden. İyi. Aç mısın? Yani aç değilim ama biraz atıştırırım sizinle. Gerçi buranın yemeklerini beğenir misin bilmem ama. Niye beğenmeyecekmişim ya? Beğenirim tabii. Akşam okul çıkışında bir sürprizim var sana ve itiraz kabul etmiyorum. Ben bir şeyler alacağım. İster misin, size de alayım mı? Aslında sen misafir sayılırsın burada. Bizim sana bir şey ısmarlamamız lazım. Yok ya, olur mu öyle şey? Bir şey istiyor musunuz? Yok, sağ ol. Geliyorum. Bak, bir de gelmem diyordum. Ne güzel oldu işte. Bu değerler beni çok geliyor. Yok hayatım işte, yok tanıdık kimse yok, merak etme. Ayrıca olsa ne yazar? Senin utanacağın, saklanacağın bir şey yok ki. Ha? İlindim ben. Aa, evet. Aşk olsun İdil, hiç haber vermiyorsun. Hiç haber vermez bize zaten. Ne haber kızlar? İyilik, ne yapıyorsunuz? İyiyiz, yemek yiyoruz. Tanıştırayım, Nilgün, Asena, Tuba. Memnun oldum. Daha önce karşılaşmış mıydık? Sanmıyorum. Merhaba, ben de memnun oldum. Aa, ne güzel çantanız var. Vintage değil mi? En az 10-15 senesi vardır bunun. Çok iyi bildiğim bir model. Bu arada Nilgün benim çok çok eski dostumdur. Bildiğim en güçlü kadınlardandır. Madem bu kadar özel, kendine saklama o zaman Edil. Bizimle yaptığın programlara da çağır. Ah, keşke hayatım, keşke. Yani bugün bile yemeğe çıkmaya zor ikna ettim kendisini. Ev kuşudur benim arkadaşım. Halinden, tarzından bayağı evcimen birisi oldu, çok belli. Asenacığım, sen Nilgün'ün böyle mütevazı olduğuna bakma. Yani şu an çevremizde gördüğümüz birçok insan yıllar önce 3 kuruşa talim ederken Nilgün alışverişe Milano'ya giderdi. Ne kadar güzel. Ne hoş. Değil mi? O zaman biz sizi daha fazla tutmayalım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Abartsaydın Edil. İnadına yaptım.
Yani dünün paçoz mankenini bilmişlik yaptırmam ben. Dua etsin arada İhsan var. Beğendin mi yemeğini? Hı, çok güzel bu. Daha tatlı söyleyeceğiz.